Maç başlamadı. Arkadaşlar. Mikrofon ver abi sen. Takdir ederseniz ki Galatasaray uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüptür. Özellikle Avrupa'daki, dünyadaki tüm maçlarda bu tecrübeyi en fazla edinen kulüpler başındadır. 24 saat önce hepimiz zaten test olduk. Yani dün sabah. Ve oraya hepimiz elimizdeki hem PCR hem de tüm testlerin belgeleriyle beraber gittik. İndiğimizde hızlı bir testin olacağını söylediler. Halbuki önce bir defa şunu bilmek lazım. İki ülke arasında son günlerde yapılan, son zamanlarda yapılan anlaşmaya göre iki tarafta yapılan PCR ve test sonuçlarını kabul ediyor. Yani hiç başka bir şey istemiyor ama bizden hızlı bir test yapılacağını söyledi. Biraz nedenini sorduysak da son iki gündür buna uygulamaya başladık dediler. Biz de peki dedik, itiraz etmedik. Bunun herkes için değil, rastgele olduğunu da söylediler. Hatta bu rastgele de ben de denk geldim. Ben de oturdum. Bildiğiniz gibi burundan. Ve elimizdeki PCR olan bu vesikanın da, bu sertifikanın da fotoğrafını çekiyorlar. Bu arada bir kısmına da ihtiyaç yok dediler. Onlar da dışarı çıktılar. Sonra biz oradan çıktık. İşte çıkan geliyor. Bazı memurlar dediler ki hayır olmaz. E dedik ki yani yarısına yakın insan çıktı. Bunun içinde Selçuk Hoca var, Necati Hoca var, malzemeciler var, masörler var, malzemeler gitti. Dışarı çıktılar yani damgalarını yediler. Ülkeye giriş damgalarını ve dışarı çıktılar. Böyle deyince biz dedik ki ya çıkan var. O bir taraftan gelen turistler de hiç bu teste girmeden giden var. Dediler ki hayır, herkesi çağırın, herkes testi olacak deyince. Nitekim oraya da otobüslerden indirilerek, yani içeri girmesine izin verdiğiniz, damga vurduğunuz insanlar dışarı çıktı. Gittiler, çağırdılar, bizimkiler de geri geldiler. Buradan sonra bize yapılacak tek şey var, geri dönmek. Çünkü dostluk maçları dostlarladır. O davranış hiç dost bir davranış değil. Dolayısıyla hadisenin Ali Bey'le beraber biz de dedik ki o zaman dönüyoruz biz. Dönme kararımız daha doğrudur. Burada dönme kararımızı aldığımız andan veya bu olaylar olduğundan birkaç dakika içerisinde anında Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanımız, Spor Bakanımız, Türk Hava Yolları'dan İlker Aycı Bey, Genel Müdürümüz ve Büyükelçimiz artı Başkonsolosumuz da orada bizzat bulunmak kaydıyla, ki birkaç defa Sayın Dışişleri Bakanı aradı. Cumhurbaşkanımız hiç ilgisini eksik etmedi. Dolayısıyla onlara hakikaten sonsuz teşekkür ediyorum. Anında insan kendini tabii çok güçlü hissediyor onların sesini duyunca. Oradan sonra biz Ali Bey ile beraber bir an evvel nasıl döneriz düşünürken bu sefer zaman geçti, birkaç saat geçti. Tabii futbolcularımız biraz hem sıkıldılar, hem yoruldular, hem açlar. Herhangi bir servis olmadı. Orada lounge'a gitmemiz
doğruydu. Oraya giderken ona da müsaade etmediler. Böylece de çok da çarpıcı olan pasaportlarımızı istediler. Sorduğumuzda ne için diye deport edeceklerini, yani işte manasını herkes biliyor. Biz de pasaportlarımızı vermeyeceğimizi söyledik. Birkaç defa ısrar ettiler, gidip geldiler. Biz de ısrarla vermeyeceğimizi. Tabii bu arada 4 saatte bir zaman geçti. O arada kaptanlarımız ve hosteslerimizi hazır vaziyette beklediler ama uçağımızda maalesef bu izni vermediler. Dolayısıyla orada kaldık mecburen. Önce su yoktu da sonra verdiler. Orada herhangi bir sorun yok. Burada tabi Olympiakos kulübünden arkadaşlarımız, yetkililer dışarıda bir hayli çırpındılar olması için, ama olmadı. Çünkü artık o kararı verdikten sonra hala bize söylenen hep beraber gelin test olun. Bu yani bizim aldığımız karardan sonra döneceğimiz bir şey değildi. Orada kalmamak en doğru olanıydı. Düşünün, Marinakis de beni aradı. Kendisine teşekkür ederim. Olympiakos kulübünün sahibi ve başkanı. Kendisine teşekkür ediyorum. Olympiakos kulübüyle bir alakası yoktur. Hepsi olması için uğraştılar ama şu bir gerçek ki gerek biz, gerekse Türkiye'deki her türlü kulüp buraya gelen, bize misafir gelenleri havalandan nasıl aldığımız, nasıl geçirdiğimiz, nasıl alaka gösterdiğimiz aşikar, hep herkes biliyor. Yani hakikaten biz başka türlü davranıyoruz. Ama bu Galatasaray'a yapılmış bir şey olarak görmüyorum ben bunu. Bunun nereye yapıldığı çok açık. Yoksa şahsımıza veya takımımıza özgün bir şey değil. Herhalde son yılların hassas dengesi içerisinde bu davranış şekli hoş davranış şekli değil. Yani ne tarz, ne tavır, ne takılınan hareket tarzı hiç hoş bir şey değil. Biz bunları ne kaldıracak, ne de boyun eğecek, ne insanlarız ne de kulübüz. Dolayısıyla yapılması gerekene karar verdik ve takımımızı alıp döndük. Şimdi hangi Türk'e sorsanız herhalde çoğu zaman bazı sıkıntılarla yaşamıştır. Oralarda ya rastlamadık ama hayat tecrübelerle dolu. Bugün de buna rastlamış olduk. Olsun. Biz gereği neyse onu yaptık. Yarın da olsa yarın da aynısını yaparız. Bizim için kurallara uymak en önemli görev. Biz de buradan hangi kural varsa uyarak gittik. Herhangi bir eksiğimiz veya bize yapın deyip de yapmadığımız bir şey yok. Ben şimdi okudum, işte biz istedik de olmadılar da, evet ama nasıl? Evet ama nasıl? Ben oldum diyorum. Hem de şeyi var, onun görüntüsü de vardır, kaydı da vardır. Bana denk geldi, bana buyurun dedi. Tamam dedim, hiç itiraz etmedim. Ama çok kişi de oldu. Ama kimseyi de kontrol etmeden çıkarıyorsunuz. Yani damga vurdunuz girmesi için insanları, tekrar geri çağırıyorsunuz. Tam bir komedi. Hiç kimsenin savunacak bir tarafı yok. Herkes yaptığı ayıbı biliyor. Bu ayıp bir şey. Hoş bir şey değil. İstanbul'da bir hazırlık maçı almak için uğraşıyoruz. Programımızda herhangi bir değişiklik yok. Maç oynamak istedik. Olmadı. Onun yerine başka bir maç oynayacağız. Oynamazsak ne olur? Normal antrenmanlarımızla, normal çalışmalarımızla biz hazırlanırız her türlü. Yani çünkü zaten bir maç daha oynayıp gidecektik. O maçı burada telafi ederiz. Herhangi bir sorun yok burada. Biz her sene Yunanistan'a gidiyoruz. İşte PAOK'la oynuyoruz veya işte Panathinaikos'la, Olympiakos'la. Biz her sene
Bundan sonra da gideceğiz. Ama ben yine söylüyorum, Türk'ün misafirperverliği kimsede yok. Başka konular futbolun içerisinde olması hoş bir şey değil. Ve kimse bize böyle bir tavırla davranamaz. Hiç kimse, hiçbir yerde. Dolayısıyla buradan tekrar başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Özellikle 3 defa arayan İçişleri Bakanımıza, Spor Bakanımıza ve dediğim gibi tüm bizi orada koruyan, kollayan ki Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz da onların başında. Teşekkür ederim. Herkese iyi geceler.